Dağdaki çobanla benim oyun bir mi? Aysun Kayacı'ya ait bu söz Türk internet tarihine geçtiği gibi dillere pelesenk oldu. Kahvelerden kısır günlerine, oradan da meclise ve siyasi tartışmalara yansıdı. Yıllarca konuşuldu, haber yapıldı, meme yapıldı, paylaşıldı da paylaşıldı. Kayacı'nın kariyerinin bitirilmesiyle biten bu süreç aslında Türkiye'nin yakın tarihi açısından da önemli bir yansıma. Peki aslında ne söylemişti Kayacı ve söylediğinde haklı mıydı? Gelin 15 yıl sonra olaya bir daha bakalım ve herkesin hakkını bir teslim edelim. Öncelikle Kayacı'nın ne söylediğinden çok ne zaman söylediği önemli. O yüzden konuya girmeden evvel dönemin Türkiye'si nasıl bir atmosferdeydi? Önce ona bakmak gerekli. 2008 yılına girdiğimizde aslında AK Parti'nin popülarite konusunda peak noktaya ulaştığı döneme gelmiştik. Fakat AK Parti'nin propagandasına ve topluma verdiği şekillere de bakmak önemli. AK Parti'nin hala da süren ana propagandası ve hiç şüphesiz klasik bir onlar ve biz stratejisi. Buna göre AK Parti Anadolu halkı, işte fakirler, muhafazakarlar, asıl Türk milleti. Karşı tarafsa böyle eliter, ne olduğu belli olmayan beyaz Türkler. Bu beyaz Türkler ihtiyaca göre her yerde belirebiliyordu. Yani nerede gerekliyse. Hatta geçen hatırlarsınız pitbulllar konusunda bile Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapıp beyaz Türkler köpeklerinize sahip çıkın demişti. Yani her yerde belirebiliyorlar ihtiyaca göre. Medyada, siyasette ve hatta askerde mesela. Zira Aysun Kayacı'nın bu sözleri söylediği dönem Ergenekon kumpaslarına denk geliyor. Ama buraya birazdan geri döneceğiz. Üstüne üstlük Türkiye'de müthiş bir kriz ve buna bağlı fakirlik vardı. AK Parti iktidara gelmeden evvel. Bu fakirliğin yanında 99 depreminden kalan bir travma vardı. Devletin itibarı sıfırlanmıştı. İşte bu travmayı ve öfkeyi kullanıp belli bir kitleyi günah keçisi ilan etmek kısa sürede çok iş gördü. İşte bu propaganda metotlarından, propagandadan bahsettiğimiz zaman da Erol Olçok anmadan olmaz. Olçok 94 yılından beri Tayyip Erdoğan'la çalışıyordu. AK Parti'nin logosu, işte tüm kurumsal kimlikleri, tasarımı, ismini, söylemleri, hatta sloganları geliştiren kişiydi. AK Parti'nin isim ve logosu sunun yanı sıra durmak yok yola devam gibi sloganlarında mimar ya da aynı yoldan geçmişiz biz, Dombra gibi çalışmaları da yapan kişiydi. Fakat daha da önemlisi Erdoğan kültünü yaratan kişiydi. Erdoğan'ın hapse girdiği dönemle başlıyor aslında bu kült yaratma mevzusu. Bugün biliyoruz ki o hapis dönemi pek de öyle anlatıldığı gibi değilmiş. Her şeyden evvel de bu olay hem Erdoğan hem de AKP kültünü yaratan olay oldu. Daha demin bahsettiğimiz propagandaya uyan, besleyen bir hadise. İşte yukarıdaki eliterler bizi, yani milleti engellemek istiyorlar. O yüzden hapse atıyorlar başkanımızı. Milletin adamı. Bu da bir Olçok sloganı bu arada. Ne ironik değil mi? Avni Özgürel, o dönemlerdeki bir gazeteci, hapis günlerindeki Olçok'u şöyle anlatıyor. Konuşmak için oturduğumuzda gördüm ki Erol herkeste korku tüneli hissi uyandıran bu tablonun içine değil de farklı bir Türkiye'de yaşıyordu sanki. Olan bitenlerle fazla ilgili değil gibi, ekipler kurma hazırlığında, sloganlar, müzikler peşindeydi. Ne için bunlar diye sordum. Tayyip Bey için dedi. Çıkacak yakında abi. Bir bakıma iyi oldu Pınar Hisar'a gitmesi. Kim dost kim safra belli oldu. Hakikaten de ol çok çok iyi çalıştı. Kazlıçeşme'de veda mitingi düzenlendi. Tayyip Erdoğan hapse girmeden evvel. Yani böyle girmeden evvel bir uğurlama gibi. Bu konserler ve mitingler açısından Kral FM'deki Mehmet Akbay, hani Gezegen Mehmet diyebilirsiniz ya, bunun payı çok büyük. Bunlara bir gün Erdoğan belgeseli yapınca uzun uzun konuşuruz. Hatta o veda konserine Ahmet Kaya çıktı. Bilirsiniz o görüntüleri. Erdoğan'a destek mesajları verdi. Erdoğan kalktı, ayakta alkışladı falan. Hatta Gezegen Mehmet kendi anlatıyor. Radyo sunarken işte insanlar belediye önünde izdiham yaratıyor Tayyip Erdoğan için. Böyle bir sahte anons geçtim. Bu şekilde kitleleri tetikledim diyor. Gönüllerin başkanı sloganı. Bu da çok önemli tabii. Olçok bunu da iyi kullandı. O dönem bütün araçların arkasına yapıştırılmıştı. Ardından meşhur bu şarkı burada bitmez sloganı. Hatta bir şiir kaseti de yaptırdı Olçok. Tayyip Erdoğan kendi sesinden seslendirdiği. Her şeyle bir ikon, bir fenomen, bir lider yaratılıyordu. Ancak en önemli koz ve strateji, bütün bunu unutmamak gerek, mağduriyet. Biz mağduruz. Biz ortalama vatandaşız. Onlar elitler. Bu AKP'nin propaganda açısından ana kolonlarından biri haline gelecekti. İşte yer sofrasında poz vermeler, reklam kampanyalarında oynatılan işte köylü figürler. AKP kendini sadece strateji olarak değil de oy olarak da iç Anadolu'ya dayıyordu yani. Ve karşılığını da aldılar. AK Parti iktidar oldu. Fakat iktidar olduktan sonra da propaganda değişmedi. Bu aslında çok enteresan bir olay. AK Parti iktidar olmasına rağmen asla iktidar olma sorumluluğunu almadı. Propagandasını hala muhalif bir parti gibi yapıyordu. Hala
onlardan bahsediyordu. Hala gizli beyaz Türklerden ve milletten bahsediliyordu. Yani bütün güç senin elinde demek ister değil mi insan? Ama hayır, ona rağmen hep bir ama vardı. Hep bir onlar, hep bir yukarıdaki böyle gizli gizli masonik oluşumlar, hep bir şeyler vardı ya onlara karşı. Tüm bunlara ek olarak da bariz krizler baş göstermeye başlıyordu. Bu krizlere ve gözle görülür yanlışlara rağmen AK Parti oy almaya devam ediyordu. Ve aslında bugün geleceğimiz tartışmayı fitilleyen mevzu da bu oy oranları oldu. Erdoğan kısa sürede doğrudan demokrasiden yana olduğunu vurgulamaya başladı ve sonraki yıllarda da uygulamaya başladı. Temsili demokraside birilerini seçiyorsunuz ve o seçtikleriniz de sizi temsil eden adı üzerinde sizin için kararlar veriyor ve yasalar çıkarıyor. Ama doğrudan demokraside referandumla direkt kararlar veriliyor. Eğer halk oy veriyorsa verilen kararın absürtlüğü veya getireceği zararın hiçbir önemi kalmıyor. Yani denetleyici bir kurumun, devletin önemi kalmıyor. Yeter ki çoğunluk oy vermiş olsun. İşte aslında bu noktadan sonra Türkiye'de bir demokrasi tartışması başladı. Fakat kısır başladı. Demokrasi sistemini eleştirmek yerine sadece AK Parti'nin seçmenleri karikatürize edildi. Bu hatayı AK Parti de seve seve bir güzel kullandı. Bekir Coşkun'un mesela meşhur göbeğini kaşıyan adam yazısı var. Bu karikatürizasyonun en büyük örneklerinden biri mesela. AK Parti de bu yazıyı yıllarca seve seve kullandı. Halbuki demokrasi her zaman tartışılan bir şeydi. Yeni bir şey değildi yani. Platon'a, Aristo'ya, Sokrates'e kadar gidebiliriz. Demagogların demokrasiyi kullanmalarına kadar gidebiliriz. Fakat özetle demokrasiyi ilk eleştiren toplum kesinlikle biz değiliz. Tartışmaların asıl sorusu bizi kim nasıl yönetecek ve o kişileri nasıl seçeceğiz? Bu bağlamda elitist demokrasi 2000 yıllık bir tartışma aslında. İşte bu şartlar altında 2008 yılına girmiştik. Ergenekon kumpasları başlamış, suçsuz insanlar Fethullahçı çete tarafından hedef alınıyordu. Bariz şekilde yolsuzluk operasyonları unutulmuştu mesela 2000'deki İGDAŞ skandalı gibi. Ya da madenler özelleştiriliyordu. Her yer özelleştiriliyordu. Özelleştirmediği aslında peşkeş çekiliyordu. Birileri de yıldırım hızıyla yükselip bundan zengin oluyordu. Fakat tüm bunlar halk tarafından destekleniyordu. İşte bu olay Türkiye'de tartışmaları ateşlemeye devam etti. İşte Türkiye tam böyle bir atmosferdeydi. Gelelim Aysun Kayacı'ya. Bu genç manken birçok projede yer alsa da 2008 yılındaki Pepsi reklamıyla ülkenin yeni seks sembolü olmuştu. Asıl kolektif olarak hafızalara kazınması bu reklamla gerçekleşti. Ardından NTV'deki Haydi Gel Bizimle Ol programında sunuculuk yapmaya başladı. İşte geldik suç mahalline. Programın ana kadrosu Çiğdem Anat, Müjde Ar, Pınar Kür ve Aysun Kayacı. İşte gündem tartışılıyor, yorumlar yapılıyor. Klasik, pek bir özelliği olmayan bir program aslında. Fakat tüm bunlar 2008'in 27 Mart gecesinde değişecekti. Peki tartışma nereden çıkmıştı? Kayacı önce Ergenekon kumpaslarından örnek veriyordu. Bu tip hassas edebiyatı olacak, bu tip söylemler olacak ve mesela niye Ergenekon davasında bir çatı altında bu kadar insan toplandı? Çünkü insanlar sadece bu kısmıyla ilgilenecekler. Yani o büyük çoğunluk, AKP'ye de oy veren büyük çoğunluk sadece ha bunlar da bak böyleymiş diyecek ve araştırmayacaklar. Bu bilindiği için zaten bu bilerek yapılıyor, bilerek bu insanlar bir araya getiriliyor. Şunu da söyleyeyim, sırf 2008 yılında Ergenekon için şu tespiti yaptığı ve söylediği için bile Kayacı günümüz siyasilerin %90'ından daha adamdır benim gözümde. Bunun üzerine sunucu bir AKP'li siyasiyle yaptığı konuşmadan bahsedip Türkiye'de seçmenlerin ne kadar kolay manipüle edilebildiğinden bahsediyor. Kayacı da bunun üzerine şu sözleri söylüyor. Destekler bir şey söyleyeceğim. Ama sadece etik olarak ismini vermek istemiyorum. Bugün AK Parti'de çok önemli bir isim, milletvekili. Seçimler öncesinde bana demişti ki İstanbul'da 15 dakika konuşuyorsun AKP'li oluyor. 15 dakika konuşuyorsun sosyalist oluyor. 15 dakika konuş CHP'li olur. Böylesine bir seçmen ben görmedim. Ben demokrasiyi de sorguluyorum. Niye? Ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen, çok özür dilerim, herkes üstüme gelecek. Ama bu sadece kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Ben tabii ki benden 10 kat daha çok araştıran insanlar var. Ben belki sadece günlük gazetelerden biraz da internetten takip ediyorum. Bir profesörle de senin oyun eşit. Bir cumhurbaşkanıyla da senin oyun ama eşit. Ama vergi veriyorum ben. Vergisini hiç vermeyen, vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit? O benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu? Ve geldi o meşhur söz. Devamında Müjde Ar'ın saçma sapan romantizmiyle mevzu farklı bir yere kayar. Örneğin yine Aysun Kayacı gece kondulara tapu verilmesi, vergi kaçakçılığın affedilmesi, kaçak elektriğin affedilmesi, borçların silinmesi gibi şeyleri bu insanları teşvik ettiğini, dahası da bunun oy olarak kullanıldığını söyler. İşte yani bana oy verin, karşılığında ben vergi borcunuzu sileyim, gece kondunuza tapu vereyim gibi gibi. Aysun Kayacı'nın argümanı oldukça rasyonel ve tartışmaya değer aslında. Müjde Ar ne diyor biliyor musunuz karşılığında? Ne yapsınmış? İnsanlar açmışlar.
Şimdi Aysun Kayacan'ın sözlerini bir incelemeden hemen bundan sonra ne olduğuna bakalım. Çünkü işte bu programdan sonra hemen linçler adeta başladı. Tabii size şu ana kadar uzun uzun ne anlattık? Mağduriyet gerekli. Medya da buna koşa koşa hizmet etti. AKP ayak takımı iktidarı. Bayan Frikik siyasette biliyormuş. Millete hakaret sözlüğü. Aysun Kayacı'ya suç duyurusu. Aysun Kayacı'ya bir dava daha. Aysun Kayacı'ya mahluk dedi. Erdoğan'dan Aysun Kayacı'ya tepki. Erdoğan'dan muhalefete Aysun Kayacı tepkisi. Wie ein Moderatörnün Hirtenbeleidigte. Yıldıray orada taraf gazetesinde sarı kız darbesini Aysun Kayacı mı yapacakmış diye bir makale yazarak kafalardaki köprüyü de kurmuş oldu. AK Partili vekiller de Kayacı'yı eleştirmeye devam etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Necati Çetinkaya bu milleti hor görüyorlar derken Dengimir Mehmet Fırat'ta halkı küçük gören civcivler var dedi. AK Partili İsmail Katmerci 16,5 milyon seçmene hakaret ettiği dediği Kayacı'ya herkes onun nasıl para kazandığını biliyor. Üretim mi yapıyor? Yanında çalıştırdığı işçiler mi var? Elbette para kazanıyor. Nasıl kazandığını halk nasıl anlıyorsa öyle anlasın dedi. Kayacı da Nisan'da bir açıklama yaparak ben bana tepki gösteren hiç kimseyi sorumlu tutmuyorum. Sözlerim çarpıtıldı hem de basın kuruluşları kendi menfaatleri doğrultusunda çarpıttılar. Ben insanlar herkes oturup her okuduğunu sorgulasın sonra da oturup izlesin bu kız gerçekten ne demiş demiyorum. Ama bu konu hakkında yorum yapacaklarsa, yorum yazacaklarsa, hakarette bulunacaklarsa birinci kaynağından izlemeli ve az önce söylediğim gibi olaya bu şekilde yaklaşmalıydılar. Ama ben fikrim gelirse yine susmayacağım. Çünkü bu ülkenin gençlerini susturamayacaklar. İstedikleri kadar da çarpıtabilirler, istedikleri kadar da nemalanabilirler. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum dedi. İşin komik yanı aradan bir ay bile geçmeden Erdoğan 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyen sendikalar için ayakların başları yönettiği bir yerde kıyamet kopar dedi. Ve aslında ideolojik olarak Aysun Kayacı'nın söylemiş olduğunu aynısını söyledi. Kayacı, ben vergi veriyorum. Niye vergisini vermeyen çok özür dilerim. Herkes üstüme gelecek ama kalıp olarak söylüyorum. Dağdaki çobanla benim oyum eşit mesela. Niye? Hiç vergisini vermeyen biriyle niye benim oyum eşit olsun? O benim kadar duyarlı, benim kadar sorumluluk sahibi bir şekilde yaklaşıyor mu acaba? Demişti. Aslında burada kastettiği şey çok açıktı. Ve bu fikir yeni de değildi bu arada. Census Suffrage adı altında eskiden var olan ve tartışılan bir sistemdi. Hatta Prusya'da Dreiklassenwahlrecht olarak da uygulanıyordu. Yanlış anlaşılmasın, ben bu sistemi şimdi savunmuyorum size. Sadece anlatıyorum. Aslında aynı şekilde Kayacı da savunmadı. Sadece bir soru sordu. Vergiyi ödeyen ben, verilen kararlardan zarar gören bensem eğer, vergi vermeyenin eşit şekilde karar konusunda hak sahibi olması ne kadar doğru? Bunu sormuştu. Şöyle bir örnek verelim anlamanız için. Bir apartman düşünün. 10 kişi yaşıyor. Bunlardan biri de sizsiniz. Apartman yönetimi diyor ki hadi aidat zamanı, pamukenler cebe. Sen 1000 lira ödüyorsun. Komşun 800. Diğer komşun 500. Kalan komşularda paramız yok diye vermiyor. Ya da paraları olduğu halde yalan söyleyip vermiyorlar. Bu 2300 lira toplanan kasaya giriyor. Apartman yönetimi diyor ki bir zaman sonra iki tane seçeneğiniz var. Ya binanın izolasyonunu yapacağız ya da bu parayla aşağı katlara da balkon yapacağız. Sen ve arkadaşların tabii diyorsunuz ki ya kış kapıda binanın izolasyonunu yapalım da götümüz donmasın. Hem tasarruf da etmiş oluruz. Sen ve iki arkadaşın oylarınızı izolasyona veriyorsunuz. Fakat diğer 7 komşu diyor ki biz de balkon istiyoruz. Bizim de hakkımız. Ve oylamada 7'ye 3 kaldığınız için balkonlara harcanıyor sizin para. Şimdi tabii sen çıkıp yahu parayı veren biz, sana konuşmak kolay, sana etkisi yok ki diyeceksindir. İşte bu vergi verenler oy verebilsin seçim şeklini savunanların ana argümanı da bu. İşte linç edilen ve kariyeri bitirilen Aysun Kaya'nın fikir dediği şey de buydu. Konu çobanlık falan değildi bu arada. Vergi verme konusuydu, para konusuydu. Aysun Kayacı dağdaki çoban yerine benim oyum Mehmet Cengiz de bir mi diye de sorabilirdi mesela. Aynı mantıkta olurdu. İkisi de vergi ödemiyor. Ya da en azından dağdaki çobanın zararı yok Mehmet Cengiz'in aksine. Aysun Kayacı bu olaylardan sonra oyunculuğu ve mankenliği bırakıp evlendi ve Londra'ya taşındı. Artık gündem olmak istemiyor. Çocuklarıyla ilgilenip ev hayatına bakmak istiyor. Hatta kendisi adına açılan böyle sahte hesaplar var. Bunlardan da rahatsız. Fakat gerek iktidara yakın medya, gerekse eskinin ünlümsüleri hala bu kadın üzerinden primini yapıyor. Peki ne için? Ne için 10 yıldır, hatta 10 yıldır fazla, 15 yıldır fikrini belirttiği için. Bugün ben ve arkadaşlarımın canlı yayınlarda binlerce kişinin önünde söylediğimiz şeyleri söylediği için. Ki biz daha radikal şeyler bile söylüyoruz. Ama aslında linç edilmesinin sebebi söylediği şey değil, söylediği zaman. Çoğunluğun memnun olduğu bir sistemi eleştirirsen deccal ilan edilirsin. Bugün bu eleştiriyi yapsa kahraman ilan edilirdi. Karl Popper'a göre çoğunluğun hükmü yanlış bir tanımdı. Çünkü günün sonunda ne halk ne de halk çoğunluğu sadece ama sadece hükümet yönetiyordu. Çoğunun oyunu almak etik olarak doğru olmaktadır.
olmak anlamına gelmiyordu. Çoğunluk haklı olmak demek değildi. Hükümetler çoğunluklar istemese de azınlıkları korumalıydı. Halk da istemese de sandıkta hükümette hesaplaşmalıydı. Buna göre seçimler yeni yöneticileri seçmek değil, var olan yönetimi yargılayan mahkemelerdi. Ha, bitirmeden evvel size Ekşi Sözlük'teki bir entry'yi göstermek istiyorum. 2008 yılında olayın akşamı bir yazar şöyle bir entry girmiş. Vatandaşlık hak ve hürriyetlerinin parayla satın alınması gerektiğini düşünen, Türkiye gerçeğinden habersiz olan, sırf ilgili alakalı ve bilgili görünmek çabası içinde popülist çıkışlar yapan, fiziksel özellikleriyle ilgilenmediğim ex-manken. Aradan 9 yıl geçince bir entry'ye bir düzeltme yapmış. Tam 9 yıl sonra. 9 yıl sonraki edit. Özür dilerim, sen haklıymışsın demek istediğim kadın. Arkadaşım olsana, bana yol göstersene dediğim. Ne değişti lan bu sürede? Ne değişti? Çok basit. Türk toplumu doğrudan demokrasiyi ve onun sonuçlarını doya doya tattı. Kendi kararlarıyla ilk defa yüzleşti. Tıpkı anne baba evinden ilk defa ayrılan bir çocuk gibi. Denetleyici, uyarıcı hiçbir kurum olmadan. Tamamen o çok güvendiği iradesiyle. Aslında Türkiye ilk defa çırılçıplak aynaya baktı ve gördüğü şeyden pek hoşlanmadı.